Sayın Vekilim, Sayın Milletvekili aday adaylarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, sayın basın mensuplarım. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün bizim için, kadınlar için özel bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Bir Fidan, Bir Ağaç, Bir Ağaç, Bir Hayat fidan dikme etkinliğimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gerçekten kadınlarımız için önemli, özel bir gün demiştik az önce de söylediğimiz gibi. Fakat bunu kadınlarımız için özel, kalıcı, unutulmaz hale getirmek için biz de fidan dikme etkinliğini düzenledik. Bu düzenlediğimiz etkinliğimizde bize fikir aşamasında özellikle vekilimiz, Orman İşletme Müdürümüz katkılarda bulundular. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve en önemlisi teşkilat mensubu kadınlarımız başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz ümmetini fidan dikme yönünde birçok defa, birçok sözle teşvik etmiştir. Biz de bu bilinçle, bu duyarlılığı artırmak, toplumsal bilinci ortaya koymak amacıyla fidan dikme etkinliğimizi düzenledik. Bu etkinliğimizin güzel hayırlara vesile olmasını, kalıcılık arz etmesini ve Kadın Kolları Teşkilatımızın hatırasını yaşatmasını temenni ediyorum ben. Katılımlarınızdan dolayı, iştiraklarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Vekilim. Yetmekilim, size bayanlar olarak destek isteyenler destek veriyorsunuz. Evet. Buyurun. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadın Kollarımız Başkanımızın şahsında Kadın Kollarımız bugün böyle bir program düzenlediler. Biz de hasbelkader yardımcı olduk. Öncelikle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Teşekkür. Gerçekten kadınlarımızın toplumda çok önemli bir yeri var. Olaya dini bir yönden baktığımız zaman Peygamberimiz cennet kadınların ayağı altındadır diyerek kadınımıza verilen önemi çok güzel bir şekilde belirtmiştir. Özellikle Türk toplumunda da kadının çok etkin yeri vardır. Ta Osmanlı'nın kuruluşundan tutun da Haymanalardan, Hatice bacılardan tutun da İstiklal Savaşı'na kadar hem gerektiği zaman fatihleri doğuran, fatihleri büyüten analar olmuşlar. Gün gelmiş cephede omuz omuz erkekleriyle birle savaşarak bu ülkeyi vatan yapmada çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Onun için onların önünde ne kadar saygıyla eğilsek azdır. Her birimizin büyümesinde, yetişmesinde günü gelmiş anne olmuş, günü gelmiş ev kadını olmuş, günü gelmiş cephede el silahıyla birlikte, erkeğiyle birlikte bu ülke için, bu vatan için savaşmasını da bilmişlerdir. Onun için biz kadınlarımızı gerçekten büyük bir sevgiyle, saygıyla değerlendirmemiz lazım. Ancak son yıllarda kadına şiddet olayları da maalesef toplumumuzu çok derinden üzen bir yaradır. İnşallah toplumumuz, gençlerimiz bilinçli olarak yetiştiği takdirde inşallah ülkemizde de kadına şiddet son bulur. Birkaç gün önce gerçekten hepimizi derinden üzen ve zaman zaman da medyadan da duyduğumuz kadına şiddet olaylarını şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. İnşallah toplumumuzdaki bu acı yarada eğitime verdiğimiz ve bilinçlenme ile birlikte inşallah kaybolur gider diyoruz. Bugün güzel bir etkinlik. Ben başta kadın kollarımız olmak üzere bütün kadınlarımızın, bütün annelerin, bütün bacıların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Tabii kadınımıza verdiğimiz önem aslında sadece bir 8 Mart'la sınırlı olmaması lazım. Kadınlarımızın toplumu üzerindeki önemini ve değerini bildikçe aslında onlara duyduğumuz saygı sadece 8 Mart'ta değil, onları sadece 8 Mart'ta hatırlamak, anmak değil, bütün yıl boyunca onları sevgiyle, saygıyla, hürmetle anmamız gereken kadınlarımız bir değerdir. İşte bugün de böyle bir etkinlik düzenlendi. Kadın Kollarımızın Başkanlığında ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugün onların bu güzel gününde yanlarında olmak için böyle bir etkinlik düzenlendi. Tabii etkinlikte kadınlar farklı yerlerde farklı etkinlikler düzenliyorlar ama bizim buradaki etkinliğimiz biraz daha doğayla iç içe. İşte fidanlar dikelim. Çünkü hanımlar, kadınlarımız gerçekten çocuklarına verdikleri önem gibi
ağaç yetiştirmeye de çiçeğe de onlar çok önem verirler. Biz de onların hatırasına, bu duygularına tercüman olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah böylesi güzel ve şiddet, kadına şiddet olaylarının olmadığı toplumumuzda böylesi bir gelişmenin olduğu, inşallah toplumumuzda böyle bir süreci yaşar. Ben Hülya Hanım'ın başkanlığında kadın kollarımıza ve bütün kadınlara, bütün annelerin, bütün bacıların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sağlık, huzur içerisinde nice yıllar diliyorum. Teşekkür ederim.